Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün sizlerle Doğruluk mu Cesaret mi oynuyoruz. Telefonuma bir uygulama indirdim. Bakalım nasıl bir şey. Hiç denemedim. Yani direkt indirdiğim gibi videoya girdik. O yüzden bilmiyorum sorular falan nasıl. Bir tane şey gördüm. Parti modu var. Ondan sonra parti modu da arkadaşlar olan şekilde olduğu için benim de şu an yanımda kimse yok maalesef. <laughs> yani aslında Berk'le oynayacaktık ama sevgili Berk yoğun ve businessman olduğu için Oyunumuz şu şekilde arkadaşlarım. Sağ kaydırdığımızda doğruluk, sola kaydırdığımızda cesaret olacak. Ama muhtemelen benim sağım sizin solunuz, sizin solunuz benim sağım olduğu için farklı. Anladınız siz. Yani uygulama bu şekilde. Yani adını falan bilmiyorum. Klasik modu var. Bir tane de Parti modu var. Şurada parti öncesi modu var. Geri kalan zaten paralı. Ama şöyle bir şey. O parti öncesi olduğu için yani arkadaşlar kalabalık ortam vesaire o şekilde olduğu için biraz onların sorularına baktım. Biraz da saçma sapan sorular var. Diyor ki mesela yanındaki arkadaşının kulağını yala. <laughs> ne alaka yani. O yüzden biz klasikten sakin sakin oyunumuzu oynayalım. Bu arada oyuna başlamadan önce nasılsınız, iyi misiniz sizinle konuşmak istedim. Aşağı yorumları bırakırsanız çok sevinirim. Yani ben iyiyim. Bu bir önceki videomda olduğu gibi anlatmıştım sizlere kötü yorumlar vesaire. Yani şu an için kötü yorum benim DM kutumda yok ama annemin DM kutusunda Dolu. Neden bilmiyorum. Anneme de saydırmaya başladılar. Herhalde onun ona takılmak istediler. Yani beni alda demediler. Anneme takılmak istediler. O yüzden artık hiçbir şeyi sallamadığımız için bunu da anlatmanın bile aslında gereği yok ama yine de anlatmış olayım. Onun haricinde şu an yeni bir resim yapıyorum arkadaşlarım. Lotus çiçeği. Yani büyük olan lotus çiçeği biraz Garip oldu yaprakları falan ama diğer küçük olanları daha güzel, daha muntazam yaptığımı düşünüyorum. Ama inşallah beğenirsiniz. Onu da sizinle paylaşmayı çok isterim. Onun haricinde arkadaşlarım İngilizce kursumuz sonunda, bir buçuk yılın sonunda bitirebildim nihayet. Sertifikamı almayı bekliyorum. Yani benim hayatımdaki gelişmeler bu aralar bu şekilde. Evet arkadaşlarım hemen oyunumuza geçelim. Yani sorular nasıl inanın hiç bilmiyorum. Diğer parti öncesinden de biraz garip olduğunu anladım. O inşallah bize garipler çıkmaz. Şimdi başlıyorum. İlk önce şimdi bence sürü bir insan olduğum için tabii ki de cesaretle başlayacağım. Cesaret. 20 mekik çek. <laughs> Bunu kesinlikle yapamam. Bunu yani mekik zaten hayatta yapamam ama yani Şınav olsun, mekik olsun bu tarz şeyleri yapamıyorum maalesef. Belki yarım mekik çekebilirim. Yani yarım mekik çe çekmem ya. Ben bunu geçeceğim. Ben bunu, bunu sevmedim. Bunu geçeceğim. Çantamdaki her şeyi göster. Çantam arkadaşlar bugün bunu kullanmışım. Çantamdan öncelikle küçük bir cüzdanım var. Yani cüzdanı sonra açalım. Su şişem olmazsa olmazım. Mutlaka yanımda taşırım. Çünkü ben çok fazla su içen bir insan olduğum için ve sürekli susadığım için mutlaka yanımda su şişemin olması lazım. Onun haricinde aynam biraz kirlenmiş ama... <laughs> ama ayna mutlaka taşırım. Aynasız kesinlikle dışarı çıkmam. Tabii ki aynanın yanı sıra peçetesi, ıslak mendili vesaire bunlar hep olur. Bu arada kesinlikle bunlarsız dışarı çıkmayın arkadaşlar. Elinizi bir şey dokunuyorsunuz. Böyle rujunuz mucunuz bulaşıyor bir yerlere. Maskenin içinde özellikle rujlar böyle birbirine karıştığı zamanlarda falan çok iyi yardım ediyor. Bu arada derseniz ki maskenin içinde ruj mu sürüyorsun? Hayır. Sadece dudak koruyucu sürerim. Onun dışında benim üniversiteden beri yanımda bulunan Sevgili çakma <laughs> bunu biraz anlatmak istiyorum. Bu <laughs> benim için çok değerlidir. Şöyle ki üniversiteye başladığım zaman ikinci sınıftı galiba yanılmıyorsam. Garsonluğa başlamıştım. Garsonlukta sevgili patronum Kerem bana demişti ki e, yanında mutlaka e, bir çakmak taşı. Çünkü müşteriler sürekli sigara içtikleri için çakmak istiyorlar. ve Zırt pırt yani kibrit getir götür çarçurt işte ne bileyim çakmak ara falan yapma diye bunu bana aldırdı. Ondan sonra bu benim hayatım boyunca, yani o kaç sene oldu? Ben işte 5 sene okudum da 2 yılda boşluktaysam işte yani 2. sınıfta başladıysam 6 yıl. Evet 6 alt... <laughs> yıldır bu arkadaş benimle. Ya sigara içmiyorum ama her zaman yanımda taşıyorum. Çünkü ne, ne bileyim arkadaşlarım falan içtiği zaman hep böyle falan böyle falan diye böyle satardım. O yüzden e, her zaman yanımdadır. O yüzden... Çok severim. <laughs> Bakalım. Tabii ki limon kolonyam. Kolonyam olmadan e, korona döneminde asla dışarı çıkmıyorum. Her zaman böyle. Hatta şu anda da yapayım. Her zaman fıslamamız gerekiyor <laughs> maalesef çünkü her yer korona. Yani dediğim gibi kolonyasız da asla dışarı çıkmıyorum. Kolonyam da 80 dereceymiş. Yani artık neyse 80'li bir şey. Çünkü en çok işe yarayan odur. Başka 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 Ay USB çıktı. USB geçen gün İngilizce kursuna bitirme için sunum yapmıştım. O yüzden var. Bu da anahtarım. Tek bir anahtarım var çünkü henüz bir aracım olmadığı için. Aracın anahtarı yok ama evimin anahtarı. Evim derken benim değil. Şöyle Kapadokya var sevgili arkadaşlarım. Nevşehirli olduğum için. Kapadokya'ya 2019 yılında tatile gittiğimizde, tatil diyorum bu arada oraya uzun zamandır gitmiyorduk. Oradan almıştım. Çok seviyorum. Böyle bilirsiniz balonlar falan. Baya güzel. <laughs> Gelelim cüzdanıma. Şimdi çok detaylı anlattım belki ama. Bakalım bakalım bakalım. Kartlarım var. İşte annemin kimliği var. Yürüyüşe <laughs> giderken almıştım. Yara bandı mutlaka taşırım. Bu kağıt var bir tane. Otobüs kartı Balıkesir'in. Bu da kim diyeyim? <laughs> Ondan sonra... Bu da ehliyetim arkadaşlarım. Bu da banka kartım. Yani pek nakit taşımayı sevmiyorum. Banka kartı her yerde cırt cırt çok güzel oluyor. Özellikle de temassız olduğu için. Hem paraya dokunmamış oluyoruz. Hem de e, ağırlık falan yapmıyor. Bu kadar. Hiç vakit kaybetmeden devam ediyorum. Bu sefer doğruluğu seçeceğim. Daha önce hiç yaşın hakkında yalan söyledin mi? Birincisi, kesinlikle yalan söyleyen bir insan değilim. Yani tercih etmiyorum aslında. Çok güzel söylerim de <laughs> Bayağı oyunculuk desem var <laughs> işte falan filan. Ama hiç yalan söylemeyi tercih eden bir insan olmadığım için yaşım hakkında da hiçbir zaman yalan söylemedim. Yani 27 yaşındayım ve bazen, şu an değil ama genelde makyajım falan olmadığı zamanlarda işte 17-18 civarı gözüküyorum. Mesela geçen gün belki bir hikaye paylaştı. Yenge demiş. yani bizim kardeşim 20 yaşında ve ben de yani onun yaşıtı gibi gözüküyorum. O yüzden yani benim yalan söylemeye gerek kalmıyor arkadaşlarım. Doğruluğu seçtim. Yani böyle çift çift gidelim. Okula gitmemek için hiç hasta numarası yaptın mı? Bir kere yaptım. Yani numara şeklinde bir kere yaptım. Genelde hasta olduğum zaman söylüyordum ama ne olmuştu? 5. sınıftaydım yanılmıyorsam. Malatya'dayız o zamanlar. 5. sınıftayken çok önemli bir gün vardı. İşte sabah bir şiirler okunacaktı böyle ne derler böyle bir şeyler yapılacaktı. Bir organizasyon vardı. Ben zaten organizasyonda yer almıyordum. Ve hani organizasyonda yer almıyorken sabahın köründe bir de yani küçüm Hiç ayakta durup da öyle şey yapmak istemedim. Yorulmak istemedim. Bir kere hastayım diye bahane üretmişliğim var. Şimdi cesarete geçiyorum. Komşuna git ve seksi bir ses tonuyla muz Bizim karşı komşumuz yok. Alt komşumuz köyde. Öteki komşumuz e, o da köyde. İşte, yani şu an komşum yok. O yüzden bunları geçmek zorundayım. Ayrıca seksi bir ses sonuyla da muz isteyebilirim. <laughs> tamam bu, bunu saymadığımız için cesaretten devam ediyorum. Bir şarkı söyle. Buna hazır mısın? <laughs> O zaman şuradan sözlerine bakayım. Hatırlamıyorum çünkü. Genelde yabancı şarkı dinlediğim için. Evet sevgili arkadaşlarım Rihanna'nın Love on the Brain'ini seçtim. İnşallah. Elimi yüzüme bulaştırmam amin. <laughs> yani çok sakin bir şarkı seçmeye çalıştım. Hatta az önce Beyoncé'nin Crazy in Love'ı açtım ama bu bayağı yardım gidiyordu. Söylemeye çalıştım. Asla olmadı. O yüzden şimdi Love on the Brain'le devam ediyoruz. Radyocu gibiyim. Bakalım şimdi nasıl söyleyeceğim. They said you're You stop loving me, don't quit loving me, just start loving me. And I run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. <laughs> no matter what I do, I'm no good without you, and I can't get it enough. Must be love on the <laughs> tamam yeter. <laughs> evet inşallah telif yemeyiz. <laughs> Tekrar doğruluktan devam edelim. Oh başka bir şey yaptı. Bir şeye bastım. Doğruluk. Kendinle ilgili hangi özelliklerin farkındasın? Hangi anlamda? İyi mi kötü mü? Şimdi öncelikle bunu bilmemiz lazım. Ben iyi özelliklerimden bahsedeyim. <laughs> Şöyle, aslında çok odaklı bir insanım. Yani sevgi odaklı, insan odaklı. Bayağı yani insanlarla muhabbet etmeyi severim. Konuşmayı böyle, gezmeyi, tozmayı. Yani insanlarla iç içe olup, anlaşıp böyle nasıl diyeyim çok güzel sohbet ederim. Yani 7 yaşındaki bir insanda gelse, 50 yaşındaki bir insanda gelse, 70 yaşındaki bir insanda gelse hepsini müthiş sohbet ederim. Bir de şöyle bir şey insanlar bana mesela bir 5 dakika sonra hayatlarıyla ilgili bilgiler vermeye başlıyorlar. Herhalde yüzüm biraz fazla güvenilir emin değilim. Ya da Gerçekten odaklı dinlediğim için. Yani onu henüz ayırt edemedim ama insanlar bana dertlerini anlatıyor. Hayatlarıyla ilgili detaylar veriyor. Yani nasıl diyeyim size? Güvenilir bir insan. Galiba biraz da beni psikolog olarak da görüyor olabilirler. Hani böyle insanlar bazı insanları anlatır ve rahatlar ya. O şekilde bir insan ben olabilirim. İkinci özelliğim hayvan severim. Yani mayak gibi hayvan severim. Mesela şöyle anlatayım size bu hayvan sevgimi. Zaten yolda her kedi görüşümde kedi deyip üstüne atladığım için <laughs> o ayrı bir dava. Kedileri şöyle alıyorum bir kenara. Ama mesela böcekler, sinekler, fareler, yılanlar, herkesin nefret ettiği hayvanlar dahil bütün hayvanları seviyorum. Mesela bir farem olsun çok isterim. Hamster'dan bahsetmiyorum. O tatlı tombul şirin bir şey. O ayrı bir şey. Baya normalde fareden bahsediyorum. Hatta e, bilirsiniz Ninja Turtles'daki e, o fare vardı adını unuttum şimdi. Ee, o, o, mesela çok hoş. Normal düz sıçan ama çok seviyorum. Onun haricinde mesela sinekleri falan kesinlikle öldürmem. Yani dışarı çıksın diye kovalarım. Sadece arılardan korkuyorum. O da şöyle beni hiç arı sokmadı bu arada. O yüzden korkuyorum yani acısını bilmiyorum. İnsanlar da çok acıdığını söylüyor. O yüzden ben biraz arılardan tırsıyorum. Yoksa hepsini çok severim. Hepsi tatlılar. Onunla hepsi minnoy. Hatta bir kere şey oldu. Arıları falan çok yani korkuyorum falan dedim ya. Yani bir tane tombuları vardı. Kimse inanmaz. <laughs> tombular hatta Instagram'ımda bir tane tombul arı fotoğrafı vardı. Şuraya bir yere koyacağım. Kimse bana inanmadı. Dedim ki, bakın arkadaşlarım tombul arı var ve yani yanından geçiyordu. Hayvan da böyle o gün böyle bir bana bir artık parfümden mi bilemiyorum bir yanaştı böyle. Benim de elimde kurumuş ee, yaprak var. Annemle konuşuyorum o zaman. Bahçedeyim yani üniversitenin kampüsünde bahçedeyim. Yaprakla böyle oynuyordum falan böyle yel falan yapıyordum kendime. Bir baktım ara geliyor. Tombul böyle poposunu çekemiyor. Çok tatlı. Gelirken böyle ay yavrum git dedim şöyle yaprağa kuru yaprak ya biraz hafif sert herhalde. Bak bu benim hayatımdaki en büyük vicdan azabımdır arkadaşlarım. Bunu böyle kafasında böyle hadi git yavrum diye pıt diye vurdum. Bunun kafasına geldi herhalde. Yani poposu olması gerekirken kafasına denk geldi. Hayvan böyle böyle yuvarlak yapayıp bayıldı. <laughs> yani otların arasına düştü bayıldı. Baya bildiğin arı bayılttım ben. Yani hayatımın en büyük vicdan azabı budur benim için. Her neyse. <laughs> Kötü özelliklerimden bahsedecek olursam arkadaşlarım biraz böyle şeyim inatçı. Yani bir şeyi ben biliyorsam Biliyorumdur. Yani kesinlikle karşımdaki insanla sonuna kadar savaşırım. Biliyorum çünkü. Yani bildiğim bir şeyi bana yanlış olarak aksettirmeye çalıştığı anda ben o doğru olan şeyi ona böyle suratına çarpıyorum. Yani tek kötü huyum bu olabilir. Yani düşündüm şimdi çok da bir kötü huyum yokmuş. Anneme de sordum. <laughs> yani çok da öyle bir kötü huyum yokmuş. Cesaretle devam etmek istiyorum. Her cümleni iki kez tekrar et. Her cümleni iki kez tekrar et. Bunu nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Bunu nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Evet. Kardeşime seslenmek istiyorum. Evet. Kardeş... <laughs> İyice saçmaladım o nasıl? Boş ver. Geç bunu. Sevmedim. Bir tane daha cesaret istiyorum. Müzik olmadan çılgınca dans et. Ay şu an bütün teçhizata bağlıyım. Oyunun sonuna kadar fısıldayarak konuş. Bunu yapmam mümkün değil. Neden? Çünkü zaten sizinle konuşuyorum ve video çektiğimiz için kesinlikle oyunun sonuna kadar fısıldayarak konuşamam. Ancak bu cesaretin sonuna kadar fısıldayarak konuşabilirim. Eminim siz de sinir oldunuz, ben de sinir oldum. Devam ediyorum. <laughs> Şimdi doğruluğa geçelim. Herhangi bir spor dalında bir sporcu olsan hangi sporu seçerdin? Çok güzel soru. Futbol kesinlikle yapamam. Asla yapamam. Basketbol benlik değil. Yani yapamam. Bilmiyorum yapamam yani beni böyle itecekler, kalkacaklar, böyle dirsek atacaklar. Ben fiziksel şiddetli olan sporları çok yapamam. Ee, sakatlanma riski olan sporları da yapamam. Ya ben genel olarak risk almayı sevmediğim için. Başka ne var? Bu sokey var. O da çok sert bir oyun. Bu Türkiye'de de yok ama var mı bilmiyorum da. Ee, ondan sonra golf var. Şu an aklıma gelenleri sayıyorum. Golf de kesinlikle yapamam. Tenis olabilir. Tenis güzel bir spor olabilir benim için ama onu da istemiyorum. Şey, voleybol voleybolu da çok sakatlanma var ama ortaokuldayken ben sevgili Sinan hocam bizim beden hocamız Canım hocam bize voleybol oynamayı öğretiyordu ve çok güzel de gidiyordum yani tekniklerini falan öğretiyordu gayet hoştu. Hatta şöyle bir şey de var. E, zamanında ceza olarak bize e, ellerimizi arkada birleştirip otur kalk yaptırıyordu. Bacaklarımız ağrıyana kadar. Ve bu da şeymiş. Tabii ben daha sonra fitnesse falan gittiğimde öğrendim. Yani büyükçe öğrendim. Squat yaptırıyormuş adam bize. Yani düşünsene hepimiz mis gibi popolarına sahip olduk. <laughs> Vücut direncini sağlayabilmemiz için bize ceza olarak squat yaptırıyordu. Ve ben sonuna kadar yapıyordum. 40 tane 40'ında yapıyordum. Yani o yüzden... Bu konuya nereden geldi bilmiyorum. Ha Sinan Hoca'dan. Kesinlikle voleybolu isterdim. Yani tabii ki onun da riskleri var ama bildiğim için. Biraz olsun bildiğim için voleybolu isterdim. Bir doğruluk daha alacağım. Şahit olduğun en sinirli hoca davranışı neydi? Wow. Şöyle. Yine bir lise hanım. Yani genelde liseler sıkıntılı oluyor biliyorsunuz. Benim lisem şu şekilde. 9. sınıfta ben sınıfta kalıyorum. Malatya'dayız bu arada. Sınıfta kalıyorum. 9-9-10 şeklinde Malatya'da okuyorum. 11-12 şeklinde Balıkesir'de okuyorum. Şimdi 9-9-10 muhabbeti yani Malatya Lisesi'de düz liseydi. Malatya Lisesi muhabbetinde yani biraz fazla sinirli hoca gördüm. Mesela burada o kadar çok yoktu. En fazla saçlarını toplu Özge vesaire. Hani çok uzun saçlarım vardı belimdeydi. Yani tırnaklarım uzundu tırnaklarını kes Özge falan. Kesinlikle öyle şeylere itimat etmediğim için as üst ilişkisi benim için çok sıkıntılı bir durum. Yani emir alma konusunda biraz sorunluyum. <laughs> o yüzden dediğim gibi burası pek sorunlu değil ama Malatya'daki bölümde sinirli bir hocam vardı. Şöyle dil anlatım hocası 9. sınıf 2. 9. sene. Dil anlatım hocası sınav yaptık. Ben sınavda ayıptır söylemesi bir miktar kopya çektim. Ama şu şekilde kesinlikle hiç kopya çekilecek bir alan yok. Ben mesela dizime yazayım, küçük kağıtlara yazayım. Öyle bir şey de yok. Ben o şekilde kopya çekemiyorum zaten. Duyamıyorum. <laughs> Karşıdan bağırıyorlar bana ama asla yok yani. Gözüm zaten o çok uzağa görmez falan filan. Sıralar tek kişilik. Hepimiz ayrıldık. Hepimizin yanlarında çantalar falan böyle kendimizi korumak. Ve ben nasıl olduysa önümdeki arkadaşımla seslenerek ben söylüyorum yani. Ben veriyorum kopyayı. Hani o, e, o benden kopya çekiyor. Ben söylüyorum o şekilde bir yakalanmışlığım var ama şöyle bu hiçbir şey değil. Kop normal bir kopya çekmek. Yani herhangi bir fazla şekilde bir işte delil falan bulamadılar. Sonra annemi çağırdılar okula. Dil anlatım hocamız anneme çok aşırı yükseldi. Şimdi annem de hafif sinirli bir kadın. E, o zamanlarda bayağı o da insanlara müsamaha göstermez yani. Hani ona bağırılırsa o da bağırır. Şimdi hoca anneme bağırınca, annem tabii şimdi tepesine çıktı. Özellikle kızına laf söylendiği zaman. Yani okul falan yıkacaktı. Artık o dereceye geldi. Yani öyle bir hocayla annemin kapışması olmuştu. Ve dil anlatma hocasına gerçekten hiç haz etmiyordum. Yani adam kendisi kötüydü. Yani hocanın adını bile hatırlamıyorum o derece. Ve anneme de o şekilde davranınca tabii ben iyice nefret ettim. Yani anneme bağırılması özellikle benim en nefret ettiğim, en sinir bozucu, en gıcık davranıştı. Bak yine sinirlendim. Devam ediyorum hiç sinirlenmeden. Yani yine cesaretle odadaki en ağır insanı 100 metre taşıyarak yürü diyor. Yani ben kimim ki kimi taşıyayım? <laughs> yani şu anda evimizdeki en ağır kişi babam. Ama nasıl taşıyayım yani? Bu Bunlar sorular çok şey ya. Bir daha cesaret alalım. Favori şarkıcıdan bir şarkı söyle. Az önce söyledim zaten inşallah telif yemem. Devam. Başka bir şey daha. Devam ediyorum. Partideki her bir insana sekerek yaklaş ve ben aşk tanrısıyım aşkı bulmanıza yardım edeceğim de. Yani partide şu an bir partide değiliz. Ama size yaklaşıp söyleyebilirim. <laughs> Dur şöyle. Ben aşk tanrısıyım. Aşkı bulmanıza yardımcı olacağım. <laughs> Kesinlikle. Kesinlikle mi? Çok saçmaydı. Bir de daha alalım. Sence nasıl bir hata bir ilişkiyi bitirmek için yeterlidir? Kesinlikle yalan ve aldatma. Yani zaten aldatıyorsa kesinlikle yalan söyler. O yüzden yani ben bir ilişkide benim dışında var olan bir hem cinsime kesinlikle tahammül edemem. Yani şöyle kesinlikle büyük bir hatadır bu. Benle sevgiliyken bir arkadaşıyla dahil kaç yıllık arkadaşı ister çocukluk arkadaşı olsun ister üniversite arkadaşı olsun hiç önemli değil. Benim dışımda başka bir kızla ya da herhangi bir arkadaşıyla kesinlikle yanak yanağa gelebilecek seviyede olamaz ilişkisi. Ne kadar eski arkadaş olursa olsun. Ben varsam, yani ben onun sevgilisi isem yanak yanağa fotoğraf çekmek olsun, ne bileyim sarılmalar olsun, "Aa canım cicim" falan kesinlikle öyle şeylere tahammül edemem. Yani bu benim için en büyük hatadır. Zaten yapılmışlığı da var. Hatta şöyle bir şey oldu. Ben ben önce sevgilim yani bir arkadaş çevresi var üniversitede. Benimle sevgili oluyor ve hala o arkadaşlarıyla böyle nasıl diyeyim küçük flörtöz hareketleri vardı. Yani bu hoş bir davranış değil tabii ki. İşte dediğim gibi yanak yana böyle <laughs> şöyle fotoğraf çekmek nedir yani anladın mı? Adam burada yani bir dönse öpüşecek. Böyle bir şey yani yanak yana poz vermeler olsun. Mesela kızın kendi dizleri yokmuş gibi yan yana dizildikleri zaman adamın dizine kolunu koyuyordu. Yani kendi dizin var senin. Ne işi var adamın dizinde? Hani bu tür şeylere çok takım. Yine bir e, masa düşünün. O ortamda ben yokum. Sevgilim ortada. Yani sağında ve solunda kız arkadaşı. Ondan sonra. Hani beraber alkol masasındalar, herhangi bir başka erkek yok, başka arkadaş yok. Üçü. Kesinlikle böyle şeylere de tahammülüm yok. Hatta ben öyle bir fotoğraf gördüğüm anda, Samuray kılıcım vardır benim, hemen keser atar. Yani ne kadar aşık olursam olayım, deli divane de olayım, evlenmek de isteyeyim, kendimi onun için feda da edeyim, öyle bir an gördüğüm anda tolere edemiyorum. Kesiyor böyle kılıç. Böyle bir anlar... Yani düşünün yani samuray kolojunun geçtiğini düşünün. Gerçekten öyle bir bağ koparmak yok yani. <laughs> Direkt bitiyor bende. Hani o, o deli divane aşkım falan var ya kesinlikle hepsi bitiyor. Topçuk oluyor böyle atıyorum böyle. Değişik. Neyse bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlarım uygulamayı da beğendim sadece cesaret kısmında biraz daha böyle sıkıntılı sorular yapıyor yani sürekli işte dans et, mekik çek şınav çek işte o tarz şeyler söylüyor ve yani cesaret bölümünü sevmedim ama doğruluk bölümünde sorduğu sorular hoştu Evet sevgili arkadaşlarım, bugünkü videonun da sonuna geldik. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim sevgili arkadaşlarım. Daha önce de söylediğim gibi bu aralar pek istekleri kabul edemiyorum. Çünkü kimin fake hesap, kimin gerçek hesap olduğunu ayırt edemiyorum. O yüzden Instagram'da takip ederseniz ve eğer reddedilirseniz kesinlikle yanlış anlamayın. Çünkü bu aralar demiştim sıkıntılı bir dönemden geçiyor Instagram'ım. O yüzden bugünkü videonun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. <laughs> Oyunu şu şoki... <gülüyor> <gülüyor> Şöyle... <gülüyor> <gülüyor> i̇lk üniversitede, e... dur ilk üniversite ne? 30 tane mi üniversite okudu? <laughs> şey ne onun adı? Yanan <laughs> şey. Çakmak değil öteki. Kip, kip. Bu arada çok yanıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok saçma. Bunu nasıl? <laughs> Bildirimleri aç. <laughs>